bugün kullandığımız genetik kodun yani DNA ve RNA'daki üçlü harflerin, kodonların hangi amino asiti temsil ettiğini söyleyen tablonun tek seferlik bir kaza değil, geçmişte birbirleriyle yarışan birden fazla eski kodun kazanını olabileceği tartışılıyor. Arizona'dan bir araştırma grubu bununla ilgili ilginç bir ipucu buldu. Çalışmalarını dünyadaki bütün canlıların paylaştığı varsayılan LUCA'ya dayandırıyorlar. LUCA İngilizce Last Universal Common Ancestor'ın kısaltması. Yani son evrensel ortak ata. Araştırmacılar LUCA'ya ve ondan da eski dönemlere tarihlenebilen protein domainlerini incelediler. Protein domaini bir protein içinde tekrar eden, kendi başına da katlanabilen ve genellikle belirli bir görevi olan modül gibi düşünülebilir. Lego parçaları gibi birçok farklı proteinde tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu domainlerin evrimsel soyaçlarını kurup LUCA'dan önceki ve sonraki dönemlere ait olanları ayırıyorlar. Sonra da bu grupların atasal dizilerini istatistiksel yöntemlerle geriye doğru tahmin ediyorlar. Böylece hangi dönemde hangi amino asitin ne sıklıkta kullanıldığını kabaca da olsa çıkarmaya çalışıyorlar. Klasik anlatıya göre özellikle triptofan gibi aromatik amino asitler genetik koda en son eklenenler arasında sayılır. Bazı aromatik amino asitlerin LUCA'dan önceki domainlerde LUCA'dan sonraki domainlere göre daha sık göründüğü bulunuyor. Yani en sona eklenmiş dediğimiz bir amino asit istatistiksel olarak daha eski proteinlerin modüllerinde daha fazla karşımıza çıkıyor. Belki de tarih boyunca tek bir genetik kod yoktu. Farklı ortamlarda, örneğin dünyanın erken döneminde farklı kimyasal nişlerde birden fazla antik genetik kod ortaya çıktı. Bu kodların her biri biraz farklı amino asit setleri kullanıyor olabilir. Zamanla bu kodlardan bazıları yok oldu. Biri veya birkaçı baskın hale geldi ve bugünkü standart 20 amino asit seti ve genetik kod tablosunu bıraktı. Yani bugün gördüğümüz yapı geçmişteki kodlar arası rekabetin sonucu olabilir. Atasal diziler bilgisayar modeliyle geriye doğru tahmin ediliyor. Hangi domainin ne kadar eski sayılacağı da filogenetik yöntemlere bağlı. Genetik kodun birden fazla antik versiyonu olduğu fikrine veri tabanları üzerinden istatistiksel bir destek sunuyor. Astrobiyoloji kısmı da burada devreye giriyor. Abiyotik sentez canlı olmadan sadece kimyasal süreçlerle organik molekül üretimi deneyleri bazı amino asitlerin özellikle belirli ortamlarda kolay oluştuğunu gösteriyor. Dünyanın erken döneminde önemli olduğu düşünülen hidrotermal bacalar bu tür kimya için güçlü aday ortamlar. Benzer koşullar Satürn'ün buzlu uydusu Enceladus'ta da olabilir. Enceladus kalın bir buz kabuğunun altında sıvı bir okyanusa, okyanusun altında da kaya çekirdeğine sahip. Buz yüzeyinden fışkıran su buz geyzerleri bu iç okyanustan malzeme taşıyor. Araştırmacılar bu tür su kaya arayüzlerinde aromatik amino asitlerin abiyotik olarak sentezlenebileceğini öne sürüyor. Yani eğer Enceladus'un buz tanelerinde belirli bir aromatik amino asit profili görürsek bu hem kimyasal ortamın özelliklerine hem de olası antik genetik kodların izlerine dair ipucu olabilir.